Arkadaşlar şu anda meşhur boğalar yetiştirmiş Yaşar Tokgöz ile beraberiz. Selam. Yaşar'ım merhaba. Merhaba. Yaşar boğa kaç yaşında? 15 yaş. 5 yaşında. Bu sene mi sahalara çıkacak? Ha, bu sene ilk defa çıkartacağım. Hazırlıklarım işte spora çıkartıyorum. Boyu nerelere düşüyor? Baş boyunda. Başa düşüyor. Maşallah, subhanallah. Yaşar, sen başka hangi boğalar var senin bilindik, milletin tanıdığı? Daha önce bunun babası olan Artvin'deki Arap var. Daha sonra Sencer var. Bundan önce en az 7-8 tane pehlivan boğa yetiştirdim. Bunu da deniyoruz. Bakalım bu pehlivan olacak mı? İnşallah şey var. Vücudu müsait. Şimdi boğanın güreşmesi için hangi özellikler lazım Yaşar? Irk çok önemli. Bizim üstünde olan yerli ırk asıl güreşiyordu. Onlar da vücut ufak olduğu için işte simentaldır, hoşteyindir, özellikle de montofondur. Onlarla bizim üsveli ırkının hayvanları karışımında şu anda işte başaltı baş boğaları çıktı. Tabii ki onların hepsi de şey olmuyor. İrk dediğim gibi çok önemli. Hayvanın annesi veya işte babası, güreşen babası çok önemli. Yani her boğa güreşmez. Şanstır biraz da işte yani. Anadan mı alıyor bu, babadan mı? İkisinde de olacak. Ana ırkı da şey, önemli olan da baba. Yani bu boğanın güreşmesi için bu genlerinde olması lazım. Geninde olması lazım. Geninde olması lazım. Tabii ki güreşen boğanın şeklinden biz anlıyoruz. Bu boğa üç aşağı. Güreşir mi, güreşmez mi? Fiziken iyi olacak. Aynen. Ondan sonra da fizikle beraber yürek de olacak tabii. Kafa yapısı, göz yapısı. Göz yapısı, aynen. Bunlar önemli. Biz yıllardır bu işi yaptığımız için bir boğayı gördüğümüz zaman bu güreşir mi, güreşmez mi anlarız. %80-90 anlaşılıyor. Onun yanı sıra tabii şöyle bir 5 yaşını doldurmuş olması lazım, değil mi? Onun yanı sıra 5 yaşına kadar her yıl dağa gidiyor. Dağdan zaten dağdaki güreşlerinden güreşir mi, güreşmez mi diye anlıyorsun. Oradaki antrenman güreşlerinde, oradaki gelişiminde. Dağda boğalar için bir nevi spor kulübü gibi bir şey. Boğalar orada yetişiyor, orada güreşleri. Kampa giriyor orada. Orada kampa giriyor, orada güreşleri öğreniyor. Ona göre bakıyorsun dağdaki güreşlerine. Güreşiyorsa zaten 4'üne 5'ine kadar saklıyorsun. Hiç güreşmiyorsa zaten ikisinde, üçünde besleyip kurbana veya kasaba satıyorsun. Ama dağda gördüğün ki iyi güreşi ileriye doğru saklıyorsun, hazırlıyorsun. Sonra da meydanlara çıkartıp şansını deniyorsun. Şimdi bir defa ne dedik? Boğanın genlerinde olacak güreş işi. Aynen öyle. Ondan sonra yaşı şöyle 5 yaşını falan almış olacak. Kemikleri artık aynen, beş şey yapsın. 5'inden sonra. Kalınlasın. 5 yaşı değilken 5 yaşı. Yaşı boğanın insanın 20 yaşına eder. 6'sı insanın 25 yaşı gibi falan. 7 tam 30 oturuyor. Yani 6 veya 7'sinde evet, iyi güreşir. Evet. 4'ünde 5'inde götürürsün. Sahalara götürüp deneme güreşleri yaparsın. Yani umut veriyorsa 6 7'sine saklarsın. Evet. Yani 5'inden erken güreştirilmemeli. Güreşir de ona göre işte, yani 5'inden öncesi çocuk oluyor. Evet. Boğanın cinsi genleri 1. Yaşı 2. Onun yanı sıra sporu yaptırmak tabii. Beslemesi önemli. Önemli. Beslemesi önemli. Sporunu yaptırman önemli. Her şeyini tamamen sen her şeyini vereceksin, ondan sonra boğaya bırakacaksın artık. Yani bir defa besleyemeyle boğa beslenmez. Kesinlikle. İkisinde 3 yaşındayken vücut geliştirmek için belki verilir ama. Aynen öyle. Beşe besliyorsan yani özellikle arpa. Arpa, iyi ot. Onun zamanı da önemli. 3 ay mı yedirilecek, 5 ay mı? Aynen. Zamana yayken bir anda 2 aya, 3 aya boğa beslenmez. Aynen. Başlayacağını, yıl başında başlayacağını 6. aya kadar zamana yayarak.
belli bir süreçte azdan başlayarak, yavaş yavaş çoğaltarak, sonlara doğru çoğaltarak. Tabii o da hayvanın bünyesine göre. Tabii, aynen, yarım kilo mu vereceksin, bir kilo mu vereceksin, üç kilo mu vereceksin? Kilosuna göre. Hayvanın kilosuna göre. Aynen. Onun yanı sıra bizim dağ bu konuda bir numara, değil mi? Bizim dağ Artvin genelde, bizim genelde en çok pehlivan yetişmiş boğalar. Yani en iyi kamplardan birisi bizim dağ diyebiliriz. Yani boğada biraz cevher varsa, varsa zaten iyi bir yani. Antrenörün elinde sporcu nasıl aynen öyle. 10 numara yetişiyorsa bizim dağda da eğer marifet varsa aynen öyle. Yani orada kaldı mı mutlaka boyunu alır. Bir şeyler öğrenir, dağda illa bir şeyler kapar. Artı bizim dağın özelliği, bizde ağıl olmadığı için hayvanlar serbest güreşiyor. Evet. Diğer köylerde ağıllar da bir güreşirken diğeri vuruyor, duvara sıkıştırıyor. Ondan sonra sahaya çıktığında sahanın etrafı duvar olduğu için hayvanlar korkuyor, güreşemiyor. Bizim dağın en büyük özelliklerinden biri de açık alanda otlamaları. Açık alanda otladıkları için daha özgür güreşiyorlar, daha kendileri emin güreşiyorlar. Kendiler emin oluyor en azından bu. Onun için bizim dağda iyi boğa çıkıyor. Bir de orada otu da şey bizim dağın. Bizim dağın otu da çok. Otu da elverişli. Aynen. Aynı zamanda taş yok. Aynen. Yani birçok şeyde dağda taşlar olduğu için hayvan gezerken ayakları aynen şey yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar, Yaşar bu işi iyi yapanlardan birisi. Boğalar, boğacılar alemi Yaşar'ı ve Yaşar'ın yetiştirdiği boğaları çok iyi tanır. Maşallah, Allah daim etsin, çok meşhur boğalar yetiştirdi. İnşallah bu sene de bu boğayla bir başlangıç yapacak. Senin önceki o meşhur boğayı kime satmıştın? Şu an Artvin'de Erkan Torun da bunun babası. Hı-hı. Bunun bir yaş büyüğünü yine Erkan Torun'daki Arap'ın oğlu Dursun Sağlam'a verdim. O da geçen yıl iki yerde başta birinci oldu. Hı-hı. Bu da onun bir yaş küçüğü kardeşi. Bakalım Allah da hayırlısın. Bu arada yağmurda bastırdı. Evet, yağmurda bastırdı. Sen döneceksin mi? Geri ne yapacaksın? Dönerim ya. Mecbur döneceğim. Ama yağmur yağdığı için. Evet. Bu yağmurda gidilmez. Dön de gidelim. Yani bunlar maalesef arada çıkacaktır ama. Tamam. Şu anda boğanın antrenmanı için koşturuyor.